Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Size bu sohbetimde üç hadisi şerifi nakletmeyi düşünüyorum. Ramazan'dan sonraki günlerde olmamız dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir'e radıyallahu anh, Ebu Bekir değil, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre kendisine sorulmuş: "Eyün nasi hayır, insanların hangisi en hayırlıdır veyahut daha hayırlıdır?" diye sorulduğu zaman buyurmuş ki: "Men tale umuruhu ve hasune ameluh." Kıyla fe eyün nasi şer, yine sorulmuş: "İnsanların en kötüsü kim pekala?" Kale men tale umuruhu vesaire ameluhu buyurmuş. Birinci hadisi şerifim bu. Ne sormuş oluyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Eyyün nasi hayrun. İnsanların hangisi daha hayırlıdır? Hayır kelimesi Arapçada daha hayırlı manasına da gelebilir. En hayırlı manasına da gelebilir. İnsanların en hayırlısı hangisidir? Veyahut insanların ötekilerle mukayese edildiği zaman daha hayırlısı kimdir diye sorulduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki: "Ömrü uzun olan ve icraatı, işleri, amelleri güzel olan." Men tale umuruhu ve hasune ameluhu. Yani uzun yaşlı, çok yaşayan ve bu yaşamı içinde yaptığı işler güzel, efendim, sevaplı, faydalı olan kimseler en hayırlı insanlardır buyurmuş oluyor. Aksini sormuşlar: "Fe eyyün nasi şer, insan şerrün, insanların en kötüleri o halde kimlerdir? Madem hayırlısı bunlar, en kötüleri hangileridir?" diye sormuşlar. "Men tale umuruhu" buyurmuş, "ömrü uzun olan, vesae ameluhu" icraatı, fiilleri, efendim, amelleri kötü olan buyurmuş. Evet, demek ki mümin kimse için ömrünün uzun olması iyidir. Çünkü çok yaşadıkça çok sevaplı işler yapar ve sevabı artar. O zaman insanların da en hayırlısı olur. Efendim, bir halk sözü var, hoşuma gider benim: "Ülemanın kocası kocadıkça koç olur. Cühelanın kocası kocadıkça hiç olur." diye. Hoşuma gider böyle bir söz nakledilir halkın arasında. Yani alim olan insan, bilgin olan, İslam'ı tanıyan, yaşayan, efendim, arif bir kimse kocadıkça tatlılaşır, efendim, bilgeleşir, efendim, hakimleşir, efendim, daha güzel duyguları daha güzel ifade eden, daha güzel işleri yapan bir insan haline gelir. Cahil de ihtiyarladıkça, tabii artık kontrolünü de kendi kendisini, efendim, çekip çevirmesini de kaybettiği için gittikçe hiç olur. Bunlar ihtiyarlar yok olur gider diye bir söz var. Onu da hatırlatmış oldu bana bu hadis-i şerif. Demek ki esas itibariyle efendim uzun ömürlü olup da icraatı, bu ömrü içinde yaptığı işler, yaşantısı, faaliyetleri iyi olan insan en hayırlı insan oluyor. Ama ömrü uzun olup da efendim icraatı, işleri kötü olan insan da en kötü insan oluyor. Çünkü ömrü boyunca herkese zararı dokunacak. Efendim şerri büyük miktarda olacak, büyük miktarda olacak. Buradan neler çıkartabiliriz ders olarak? Demek ki insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim camiamızın, kardeşlerimiz, kardeş grubumuzun, ihvanımızın içinde doktorlarımız var. Bizim kurduğumuz efendim şifahaneler, efendim hastaneler, efendim muayenehaneler var. Efendim tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip "Benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim
kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Hatta doktor kardeşlerim inşallah bir zaman sonra neşir edecekler. Sağlıklı Yaşam Kılavuzu diye bir kitap hazırlıyorlar. Yani sizlere bir kitap sunacaklar. Orada sağlıklı uzun ömür sürmeniz için, sağlığınızı korumak için neler yapmanız gerektiği bölüm bölüm anlatılacak. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz. Yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak. Dinç kalacaksınız. Uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım. Vatanına, milletine, ümmetine, efendim çevresine faydalı olması lazım. Uyumlu olması lazım. Güzel işler yapması lazım. Güzel eserler bırakmalı. Arkasından hayırlı anılmasına sebep olacak eserler bırakmalı arkasından. Onun için tabii güzel şeyler nelerdir? Güzel şeyler Allah'ın sevdiği, şeriatın, aklın, fikrin uygun gördüğü şeylerdir. İnsan iyi dindar olduğu zaman hayatını, icraatını güzelleştirmiş olacak. Her şeyi ona göre, dinin emirlerine göre ayarlayacak, tanzim edecek ve kötülüklerden kendisini sıyıracak, ahlakı güzel olacak, zihni güzel olacak, kalbi güzel olacak, niyeti güzel olacak, icraatı güzel olacak. Böyle bir insan en hayırlı insan olur. Aksi takdirde, yani efendim icraatı kötüyse, tabii bu ömrü boyunca yaşadıkça efendim kötülükleri artacak, ahiretteki sorumlulukları, cezası artacak. Mümin olsa bile biliyorsunuz bir insan cehenneme düşebiliyor. Kötü icraatından, amellerinden, efendim günahlarından dolayı cehennemde çok yanacak. Allah korusun, Allah etmesin. Onun için sağlığımızı koruyarak yaptığımız icraatın Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat ederek yaşamalıyız. Bizim biliyorsunuz şimdi bir Hafız Yusuf kardeşimiz var. Hatta bize bir levha hediye etmiş. Çok güzel bir hat karşımda bulunuyor. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, benim amacım, hedefim, maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmaya çalışıyorum manasına gelen bir sözdür bu. Bizim amacımızdır, gayemizdir, ana fikrimizdir. Yani bütün hareketlerimizde bizi o harekete sevk eden ana sebep budur. Biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. İşte böyle çalışırsak, böyle yaşarsak insanların en hayırlısı oluruz. İnsanların en hayırlısı olmaya da gayret etmemiz lazım. Efendim, yani hayırsız bir insan olmamalıyız. Hani İstanbul'un şöyle efendim Boğaz'dan Marmara'ya doğru geçtiğiniz zaman bazı adaları var. Efendim deniliyor ki İstanbul'un boynuna bir gerdanlık gibi takılmış güzel kara parçaları bunlar. Efendim Heybeli, Kınalı, efendim Büyükada, efendim Burgaz adası gibi güzel adalar var. Bunların arasında bir de hayırsız ada var. Hayırsız ada, yani ot bitmiyor, efendim kayalık, herhangi bir işe yaramıyor, su yok, efendim ağaç yok. Tabii ona hayırsız demişler. Öteki adalar ne kadar güzelse o da o kadar çıplak, efendim sadece martılar konuyor. Efendim yumurtaları var, martı yumurtaları var, belki gübreleri var. Hayırsız ada. Yani adanın bile hayırlısı hayırsız oluyor. Tabii insanın hayırsız bir ömür sürmemesi lazım. Bu ana amaçlarımızdan birisi. Biz buraya imtihan için geldiğimize göre, bu dünyaya, bu yaşam bir imtihan olduğuna göre sevap kazanmaya çalışmalıyız. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız ve harıl harıl çalışmalıyız.
hayırlı işlerde koşmalıyız, önce olmalıyız, önder olmalıyız, server olmalıyız, efendim örnek olmalıyız. Herkesin efendim parmakla gösterdiği, ya biz de böyle yapalım diye efendim imrendiği işler yapması lazım Müslümanların. Övünmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için. Hatta saklayabilir. Bir kardeşimiz Antalya'da aile eğitim çalışmasında bir kağıt gönderdi. Ben dedi bu AK televizyonumuz bugün biliyorsunuz efendim mübarek cuma gecesinde şeye başladı. Asıl yayınlarına başladı. Gerçek yayınlarına, deneme yayınlarını bitirdi. İşte oraya efendim şu kadar milyar yardım etmek istiyorum ama şu ayda yapacağım bu yardımımı, lütfen ismimi de açıklamayın diye ilave etmiş oraya. Yani ismini açıklatmak istemiyor. Neden? Gösteriş olmasın, riya olmasın, alkış toplama vesilesi, reklam vesilesi olmasın, ben bunu Allah rızası için yapıyorum diye onu söylemiş oluyor. Evet, ikinci hadisi şerife geçiyorum. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde ashabından bir halkanın yanına uğradı, yanlarına geldi. Muaviye radıyallahu anh'ten. Şimdi tabi Muaviye Peygamber Efendimiz'in vahiy katipliğinde yapmıştı ve ashabtandı. Hazreti Ali'yi seviyoruz, dedemizdir, büyüğümüzdür, efendim, tarikatta serverimizdir diye. Ama ötekisi de ashabtan olduğu için onu da seveceğiz, ona da radıyallahu anh diyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz ashabım konusunda beni üzmeyin, ondan aleyhinde konuşmayın buyurmuş. Efendimizin o tavsiyesine uygun olarak bu sefer de her zaman Hazreti Ali Efendimiz'den rivayetler geliyordu. Bu sefer de Muaviye radıyallahu anh'ten bir hadis geldi. Radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca ala halkatin min ashabihi. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramının teşkil ettiği bir halkaya çıkıp geliyor. Biliyorsunuz o devirlerde galiba bir adet, insanlar oturdukları zaman herkes birbirini iyice görsün diye halka şeklinde oturuyorlar. Halka şeklinde oturunca da baş köşe efendim diye bir şey kalmıyor. Eşitlik oluyor halkada. Herkes yüz yuvarlak olduğu için bunun başı neresi? Dairenin başı belli olmaz. Efendim her taraf baş, her taraf kenar. O bakımdan güzel bir oturuş şekli. Böyle otururlarmış. Anlaşmak, sohbet etmek için de daha uygun bir oturuş şekli sohbet halkası deniliyor. Hatta bazı alimlerin böyle talebelerine ders verdikleri zaman efendim, bu tarzda oturdukları için onların konuşmalarına işte ilim halkası, sohbet halkası, tedris halkası diye böyle halka, yani kapının üstündeki halka gibi yuvarlak olduğundan o isim verilmiş oluyor. Efendimiz ashabından bir halkanın üzerine çıktı geldi, yani dairevi oturmuş bir grup insana. Fekale ma ecleseküm. Onlara sormuş, sizi böyle burada toplayan sebep ne? Sizi ne oturttu biz buraya? Tabii muhakkak ki selam da vermiştir. Efendimiz böyle bir topluluğa gittiği zaman kendisi selam verirdi ve üç defa verirmiş selamı. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm diye tekrar edermiş selamı, muhabbetini göstermek için. Herhalde selam filan vermiştir de ondan sonra sormuştur. Yani ne sebeple oturuyorsunuz, sizi burada oturtan sebep ne diye sormuş. Kalu cevap vermişler Efendimizin sorusuna. Celesla nezkürullaha ve nahmeduhu ala ma hedana lil islam ve menne bihi aleyna. Üç şey söylemişler. Şu sebepten oturduk ya Resulallah. Celesla nezkürullah. Allah'ı zikrediyoruz. Topluca Allah'ı zikrediyorlar. Ve nahmeduhu ve Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Ne sebeple? Alama hedanerli İslam. Bak bizi müşriklikten kurtardı. İslam nimetiyle şerefyab eyledi. Müslüman olmamızı bize nasip eyledi. Bizi İslam'a sevk eyledi. Hidayet ihsan eyledi. Diye Allah'a hamd ediyoruz. Ve menne bihi aleyna. Ve bu İslam ile bize bahşettiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Evet. Şimdi bir kere efendim hidayete ermekten dolayı hamd ediyorlar, Müslüman olmuş olmaktan, müşrik kalmamaktan, cahil kafir kalmamaktan dolayı Allah'a hamd ediyorlar. Bir de İslam dolayısıyla İslam'ın kendilerine sağladığı çeşitli nimetleri düşünerek efendim Allah'a hamd ediyorlar. Evet, İslam insana çok çeşitli nimetler bahşediyor aziz ve sevgili
Akra dinleyicileri. O kadar çeşitli nimetler bahşediyor ki, İslam temizlik dini bizi temizliğe alıştırmış. Efendim, saçımızdan tırnağımıza varıncaya kadar, vücudumuzdan ruhumuza varıncaya kadar her türlü temizliğin en güzeli İslam'da var. Bu bir büyük şey, devlet, saadet, bahşiş, ikram, Allah'ın lütfu. Sonra yeme, içme, evlenme, efendim, mirası taksim etme, çocuklara bakma, annenin çocuklara karşı annelik hizmetleri, çocukların anne babasına hürmetleri, babanın hanımına, çocuklarına bakması, toplum içinde ticaretin aldatmacasız olması, tartının, ölçünün, efendim, doğru olması, yani o kadar çeşitli konular var ki bunları hep İslam öğretiyor bize ve Müslüman olmayan toplumlarda bunlar öğretilmediği için insanların ne kadar kötü şeyler yaptığını çevremizdeki gayrimüslim toplumlara baktığımız zaman görüyoruz. İşte Sırplar, işte efendim bilmem Ruslar, işte Bulgarlar, işte daha başka Yunanlılar, işte Kıbrıs, işte Batı Trakya. Bunları artık gazetelerden, tarihten, hafızanızdan tamamlayın. Yani İslam olmadığı zaman insanlar ne kadar insanlıktan uzaklaşıyorlar, ne kadar vahşileşiyorlar, ne kadar hunharlaşıyorlar. Benim dedelerim oraları fethettiği zaman, nasıl bağdan üzüm koparttığı zaman, bağcıyı göremediği için bağa parasını üzüm kütüğünün üstüne böyle bir mendille bağlamış, geçmiş, parasını ödemiş. Yani ben senin paranı, efendim, üzümünü parasız almıyorum, gasp etmiyorum. Al işte parası burada asılı. Sen korkup gitmişsin ama ben parasını bırakıyorum demiş oluyor. Bu kadar zarif hareket etmiş benim ecdadım. Yaptığı binaların köşelerine serçeler, kuşlar için efendim küçük kuş köşkleri yapmış. Orada cıvıl cıvıl onlar yuva kuruyorlar, yavruluyorlar. İşte bir şenlik oluyor. Bu bir kuş sevgisi, hayvan sevgisi. Her tarafı çiçeklerle donatmışlar. Hatta çinileri çiçek desenleriyle doldurmuşlar. Muhteşem bir tabiat sevgisi, yeşillik sevgisi, çiçek sevgisi var. Temizlik. Her şey yani görüyorsunuz. Düşündüğünüz zaman anlıyorsunuz. İslam'da sonsuz sayısız nimetler var. İşte onları düşünüp Allah'a hamd ediyoruz demişler. Allah'ı zikrediyoruz. Bize hidayet verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. İslam dolayısıyla bize sonsuz nimetler verdiğinden hamd ediyoruz demişler. Efendimiz buyurmuş ki kâle Allahi ma eclesekum illa zalike. Yani siz bu sebepten başka bir sebeple oturmuyorsunuz. Sırf bu sebepten dolayı mı oturuyorsunuz diye soru olarak sordu Peygamber Efendimiz. Yani Allah'a and olsun ki yani öyle mi diye sordu. Kâlu Allahi ma eclesena illa zâlike. Evet, Allah'a and olsun ki biz ancak bu sebeple oturduk, halka kurduk. Başka bir sebeple değil toplandığımız diye cevap verdiler Peygamber Efendimiz'in o sorması üzerine. Allah için mi? Bu sebepten mi oturdunuz? Allah aşkına doğru söyleyin deyince evet Allah aşkına doğru söylüyoruz. Bu sebepten oturduk dediler. Peygamber Efendimiz ne kadar zarif, bakın yani takip edin Efendimizin ifadelerini, buyurdu ki emma inni lem estahlifküm töhmeten leküm. Ben sizin sözünüz doğru mu yalan mı diye size suizanda bulunduğum için sizden yemin istemiş değilim. Yani bu soruyu sormamın sebebi, yani yalan mı söylüyorsunuz, doğru mu söylüyorsunuz, gerçek mi, hakikaten mi böyle diye size kötü bir zan beslediğimden tahkik etmek için bu soruyu sormuyorum. Tekit için soruyorum. Yani o işin öyle olduğunun bir kere daha tekrarı için soruyorum. Velakinnehu etani Cebrail, bana Cebrail geldi şu sırada fe akbereni, bana bildirdi ki ennallaha azze ve celle yubahi bikümül melaike, Allah-u Teala sizleri zikrederek meleklerine iftihar ediyor sizlerle. Övünüyor, mübahat ediyor. Yani bak benim kullarıma, beni zikrediyorlar. Bak bana Müslüman oldukları için hamd ediyorlar. Bak İslam'ın içindeki çeşitli nimetleri kavradıkları için efendim hamdü sena ediyorlar, şükrediyorlar bana diye meleklerine övündüğünü Cebrail bana bildirdi.
Ben bunu temin etmek için, bunun iyice anlaşılması için o soruyu bir daha sordum. Yani bu sebepten oturanların mükafatı bu kadar büyük olduğu açık seçik belli olsun diye sordum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften çıkardığınız dersleri şöyle bir düşünün. Demek ki Allah'ı zikretmek için topluca oturuluyormuş. Bu bir. Nezkürullah. Allah'ı zikir ediyoruz. Onun için oturduk diyorlar. Demek ki Müslümanlar tek başlarına zikir yaptıkları gibi bir araya geldikleri zaman da Allah'ın lütfunu, nimetini, adını, efendim güzel cümleleri, kelimeleri tekrar ederek topluca zikir yapabilirler. Bu çıkıyor. Sonra hamd etmenin ne kadar güzel olduğu, İslam'ın ne kadar büyük nimet olduğu anlaşılıyor. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, eğer siz Müslüman olmasaydınız çok yazık olurdu. Biz Müslüman olmasaydık çok fena olurduk hem dünyada hem ahirette. Ne mutlu Müslüman olanlara, elhamdülillah ala nimetil İslam ve hidayetir Rahman ve tevfikül iman. Sonra tabi İslam'ın içindeki bütün emirlerin bir nimet olduğunu, bir güzellik olduğunu da buradan anlıyoruz. Bunlarla, böyle meşguliyetlerle toplanıldığı zaman o toplantıların efendim Allah tarafından çok sevilen toplantılar olduğu böylece anlaşılmış oluyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Demek ki biz de efendim şeye gayret etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Bu çeşit toplantılar yapma ya da toplantılarımızın bu sıfatta olmasına gayret etmeliyiz. Tabii insanlar toplandığı zaman çeşitli şeyler yaparlar. Biz de toplanırız, ne yaparız? Sohbet ederiz, havadan sudan başlarız. Havalar nasıl? Kar yağıyor, soğuk var, yağmur yok. Efendim, havadan sudan konuşma, birbirleriyle ilgili konuşma. Bazen bu konuşmalar gıybete dönüşebilir, bazen efendim günaha dönüşebilir, bazen şakaya, şakadan efendim Allah'ın sevmediği efendim mizaha, efendim karşı tarafı üzen şeylere dönüşebilir. Demek ki toplantılarımızın zikrullah olmasını, Allah'a hamdü sena olmasını, efendim Allah'ın nimetlerini tefekkür konusunda olmasını sağlamaya çalışmalıyız. Bu anlaşılıyor. Böyle yapanların Allah tarafından çok sevildiğini görmüş oluyoruz. Şimdi üçüncü hadis-i şerife geliyorum. Belki bunu ayrı bir sohbet konusunda yapabilirdim ama üç hadis okuyacağım dediğim için sohbetim uzasa da bunu da okumak istiyorum. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Tabi bu hadis-i şerifler sahih hadislerdir hepsi. Yani büyük alimlerin, hadis alimlerinin sahihtir, güzeldir dediği hadislerden seçilmiş sağlam hadis-i şerifler. Bu en son okuduğum Ebu Hüreyre radıyallahu anh hadisi de Buhari tarafından rivayet edilmiş ki Buhari şeylerin sultanıdır. Hadis alimlerinin sultanıdır. En önde gelenidir biliyorsunuz. Onun için yani okuduğum hadislerin sağlam olduğunu biliniz. Üçüncü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir surenin önemini anlatacak ama önemini anlatırken cereyan eden olay sanıyorum sizin ilginizi çok çekecek, hafızanızda kalacak. Siz de başkalarına anlatacaksınız galiba. Öyle tahmin ediyorum. Benim çok ilgimi çektiği için sizin de ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Vekkeleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hıfz-ı zekatı Ramazan. Ramazan'dan çıktık ya. Ramazan zekatının mallarının korunmasına Resulullah beni görevlendirdi, bekçi tayin etti diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Demek ki Ramazan'da zekat toplanmış. Biliyorsunuz Ramazan'da yapılan hayırlar kat kat öbür aylarda yapılanlar gibi değil, kat kat fazla mükafatlandırılır. Onun için umumiyetle Ramazan'da zekatını verirler. Hesabı iyi olan, sevabı çok kazanmak isteyen Müslümanlar böyle yaparlar. Siz de inşallah Ramazan'da zekatlar vermişsinizdir. Efendim, sadakayı fıtır vermişsinizdir. Ayrıca sadakalar fakirlere, yoksullara, dullara, yetimlere mali yardımlar yapmışsınızdır. Allah kabul eylesin. Tekrarını nasip, büyük mükafatlar, sevaplar kazanmış olmanızı diliyorum. Şimdi böyle Ramazan'da toplanmış
mallar, tahmin ediyorum ki hurma gibi şeyler. Vazifelendirmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz, sen bunları bekle bakalım diye, gece gündüz bekleyecek. Ortada yığılı efendim bir sürü hurma mesela. Fe etani atin feceale yahsu minat da'am. Ben bekçilik yaparken diyor Ebu Hüreyre, birisi geldi, başladı efendim yiyeceklerden avuçlama. İşte buradan hurma filan olduğunu anlıyoruz. Yani toplanan zekatlıların hurma olduğu anlaşılıyor. Yenilecek bir şey. Taam diyor çünkü. Hasa yahsu böyle şey demek. Avuçlamak demek. Avuçlayıp herhalde torba gibi bir şeye doldurmak üzere avuçlamaya başlamış birisi gelmiş. Fe ehastuhu. Ben de onu yakaladım diyor. Tabii vay hırsız, zekat mallarını avuç avuç avuçluyor, torbaya doldurup kaçıracak, hırsızlık yapacak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh onu yakalamış. Fekultü le erfa anneke ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Resulullah'ın huzuruna sürükleyip götüreceğim dedim ona. Tabi hırsızı yakaladı, onu Resulullah'a götürecek. Bu hırsızlık yaparken benim tarafımdan yakalandı ya Resulullah diyecek. Kale, adam demiş ki, inni muhtacun ve aleyye iyalun ve li hacetun şedidetun. Adam mazeret beyan etmiş. Demiş ki inni muhtacun. Ben muhtaç bir insanım. Ve aleyye iyalun. Çoluk çocuğum kalabalık. Çok insanlar var. Ve li hacetun şedide. Şiddetli bir fakr-ı zaruret içindeyim. Onun için yaptım bunu demiş. Acındırmış kendisini. Fehalleytu anhu. Ben de serbest bıraktım diyor. Yani bir şey aldırtmadan elindekilerini bıraktırıp hırsızı salıvermiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Fe asbahtu, sabaha ulaştım. Fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burası önemli. Dikkatinizi çekiyorum. Siz de efendim kulak kabartın. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre'ye demiş ki ya Ebu Hüreyre, ma faale esirükel bariha. El bariha dün gece demek. Dün gece senin yakaladığın esirin ne yaptı ya Ebu Hüreyre diye sormuş. Daha Ebu Hüreyre bir şey demedi. Peygamber Efendimiz sabahleyin Ebu Hüreyre ile karşılaşınca diyor ki ey Ebu Hüreyre, senin dün gece yakaladığın esirin ne yaptı? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın bildirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Hüreyre'nin o gece başından geçen macerayı bildiğini gösteriyor. İşte bu önemli bir nokta. Bunu herkes bilsin. Sonradan asıl sonuçta da bir şeyler söyleyeceğim. Bu Buhari'nin hadisi şerifini onun için okuyorum. Fekultu, Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, şeka haceten ve iyalen ferrahimtuhu fekalleytu sebile. Ya Resulallah, çok ihtiyacı olduğundan şikayetlendi. Çoluk çocuğunun kalabalık olduğunu söyledi. Ben de ona acıdım. Efendim serbest bıraktım. Fekale ema innehu kat kezebeke ve seyyeud. Bakın burada da tekrar bu cümlenin altını çizmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Yani iyice dinleyin. Peygamber Efendimiz dedi ki ema innehu kat kezebeke. Sana yalan söyledi o herif. O sana yalan söyledi. Bu bir. Yani sözünün doğru olmadığını Efendimiz biliyor. Nereden biliyor? Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Yoksa o adamın hakikaten çoluğu çok, çocuğu çok mu, hakikaten muhtaç mı değil mi? Normal şartlarda, tabii şartlarda bir başkası bilemez bunu ama Resulullah diyor ki yalan söyledi. Biliyor yani söylediklerinin doğru olmadığını. Nereden biliyor? Allah bildirince bilir. Bunun için söylüyorum. Bir de diyor ki veseyyavut, bak gene gelecek diyor. Bakın bu da ileriye dönük bir olay. Yani dün geceki olayda yalan söylediğini söylüyor. Gene gelecek diyor. Yani bu akşam da gelecek diyor. Bu neyi gösteriyor? İleride olacak bir şeyi de bildiğini gösteriyor. Bu nedir? İşte bu gayiple ilgili bir bilgiyi bilmektir. Peki gaybı Allah'tan başkası bilir mi? Bilir. Allah'ın bildirdiği, gaybden bazı bilgileri verdiği kimseler bilir. İlla menirteda mir rasul. Peygamberlerden istediği kimselere bazı bilgileri bildirir. Ben bu hususta daha başka hadis-i şerifler de anlatacağım. Çünkü bu Ramazan'da bazı yarım bilgili insanlar çıktılar. Resulullah'ın da bilmediğini iddia ettiler. Yani asıl maksatları şeyhlerin efendim böyle şeyleri bilmediğini söylemek,
O hususta efendim bir takım sözler söylemek, ama bir tanesi çok da ileri gitmiş. Konuşmasını ben dinlemedim ama yazılı çözümünü aldım arkadaşlardan. Demiş ki peygamber de bilmez. İşte bak gel Buhari hadisi şerifinde gör. Akşam ne olduğunu Ebu Hüreyre'ye kendisi soruyor, biliyor. Söylenen sözün yalan olduğunu biliyor. Adamın bir daha geleceğini biliyor. Gördünüz mü? Demek ki Resulullah o iddiacının dediği gibi değil, Allah'ın bildirmesiyle olacak şeyler de biliyor. Olmuş şeylerdeki başkalarının bilmediği taraflarını da biliyor. Fe araftu ennehu seyyaudu likavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferasattu. Ebu Hureyre diyor ki anladım ki Resulullah'ın gene dönecek demesinden efendim o adam gene geleceğini anladım ve gözlemeye başladım diyor. Bakın sahabe-i kiram bu yarım bilgili, yarım alim gibi düşünmüyor. Resulullah bir şey söyledi mi onun gerçek olacağını biliyor ve bekliyor. Tekrar tarassut etmeye başlamış, gözlemeye başlamış. Fecae yahsu minet taam. Yine efendim hurmaları, yiyecekleri, belki hurma da vardır, buğday da vardır, arpa da vardır. Yani taam, yemekleri, yiyebilecek malzemeleri avuçlamaya başladı. Herhalde torbasına doldurup, kucağına doldurup kaçıracaktı. Yine yakalamış Ebu Hüreyre. Fekultu le erfa'anneke ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Resulullah'ın huzuruna böyle yaka paça götüreceğim demiş. Kale da'ni fe inni muhtacun ve aleyye iyalun la e'ud. Demiş ki beni bu sefer de bırak. Ben çok muhtacım ve çoluk çocuğum çok var. İşte ondan gene dayanamadım. Geldim hırsızlık yapmaya kalkıştım. Gelmeyeceğim bir daha demiş. Ferahimtuhu ve halleytu sebilehu. Adama gene acıdım diyor Ebu Hüreyre. Ve yolunu gene serbest bıraktım. Açıverdim. Yani gitmesine müsaade ettim. Fe asbahtu fekale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna varınca hani namazda buluşuyorlar ya. Peygamber Efendimiz gene buyurmuş ki o bir şey demeden, ya Ebu Hüreyre ma faale esiruke el bariha, yani dün gece senin yakaladığın esir ne yaptı bu sefer gene? Bak gene onun geldiğini biliyor. Fekultu ya Resulallah şeka haceten ve iyalen ferrahimtu ve halleytu sebile. Ya Resulallah gene ihtiyacının çok olduğunu söyledi, çoluk çocuğunun, ailesinin kalabalık olduğunu söyledi. Ben de acıdım, yolunu gene serbest bıraktım, yani yakasını bıraktım. Gene gitti. Fekale innehu kad kezebeke ve seyyaud. Peygamber Efendimiz tekrar buyurdu ki, o gene sana yalan söyledi, gene gelecek. Bak bir daha geleceğini biliyor. Halbuki adamlar ne demişti Ebu Hüreyre'den kurtulmak için? La e'udu, bir daha gelmeyeceğim demişti. Peygamber Efendimiz diyor ki, gene gelecek. Ferasattuhu salisete. Üçüncü defa gene onu gözetledim, saklandım, gözetledim. Fecae yahsü minette am. Gene geldi, yiyecek malzemeyi avuçlamaya kalkıştı, hırsızlık yapmak için. Fe'ehastuhu, gene bu sefer yakaladım. Fekultu le'erfa'anneke ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hâzâ âhiru selâsî merrâtin enneke tez'umu enneke la te'udu sümme te'udu. Bak bu üçüncü defa oldu. Seni Resulullah'ın huzuruna mutlaka götüreceğim. Sen dönmeyeceğim diyorsun. Efendim dönmeyeceğim sanıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun. Gene hırsızlık gene yapıyorsun. Tekrar tekrar yapıyorsun. Bu sefer götüreceğim dedi. Fekale da'ni fe inni uallimuke kelimatin yenfa'ukallahu biha. Beni bırak. Bak bırakırsan sana Allah'ın fayda sağlatacağı bazı güzel dualar öğreteceğim dedi. Bazı güzel şeyler öğreteceğim dedi. Kultu mahünne, nedir bu güzel dualar diye ben sordum diyor Ebu Hüreyre. Yani beni serbest bırak, ben sana bazı dualar öğreteceğim demiş yakalanan kişi. O da nedir o dualar diye sormuş. Kale, o herif hırsızlık yapan yani varlık. İza eveyte ila firâşike fakra ayetel kürsiyyi fe innehu len yezâle aleyke minallâhi hafızun. Yatağına yatmaya gittiğin zaman ayetel kürsiyi oku, çünkü senin üzerinde Allah'tan bir muhafız olur ayetel kürsi, yani Allah'ın nasip ettiği, efendim takdir eylediği, bir tayin ettiği bir muhafız olur, seni korur.
Vela yakrabuke şeytanın ve şeytan sana o ayetel kürsü okuduğun gece yaklaşamaz. Hatta tusbiha sabaha çıkıncaya kadar, sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi. Tabii burada hemen hatırımıza tutalım, alalım, defterimize not edelim. Bundan sonra ben de yatağa yattığım zaman inşallah ayetel kürsüyü okuyayım diyeceksiniz değil mi? Madem sahih hadistir. Efendim duydunuz, şeytan yaklaşmasın benim yanıma diye gece yatarken ne okuyacağız? Bugünden itibaren artık her akşam ayet-el kürsüyü okuyacağız. Neden? Çünkü ayet-el kürsü başında bekçi olarak duracak. Allah'tan yani seni bir koruyucu melek vazifeli gibi olacak belki. Bekçi olacak ve şeytan yaklaşamayacak. فَقَلَّيْتُ سَب۪يلَهُ böyle dedi diye gene hırsızı salıverdi Ebu Hüreyre. Yani öğrettiği için salıverdi. Yani bir şey alamadan salıverdi. Fe asbahtu fekaleli Resulullah. Sabahleyin Resulullah'ın yanına varınca Resulullah bana dedi ki ma faale esirük el bariha. Dün gece senin yakaladığın esirin ne yaptı ey Ebu Hüreyre diye tekrar sordu. Fekultu ya Resulullah za'ama ennehu yuallimini kelimatin yenfa'unillahu biha. Fekalleytü sebilehu. O herif sandı ki yani ben ona, o bana bazı kelimeler, dualar öğretecek ve o dualardan Allah beni istifade ettirecek diye böyle bir şey söyledi. Efendim ben de onun için o duayı öğrendim, onu salıverdim. Fekale mahiye ne öğretti, yani öğrettiği dua nedir diye Efendimiz soruyor. Biliyor ama soruyor. Nereden biliyor? Allah'ın bildirmesinden biliyor. Kultu kaleli, ben Resulullah'a anlatmak için dedim ki, o bana dedi ki, İza evete ila firâşike fakra ayetel kürsi. Yatağına yatmaya gittiğin zaman ayetel kürsüyü oku. Min evveliyah hatta takdimel ayet. Başından ta ayetin sonunu bitirinceye kadar. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdan ve huvel aliyyul azime kadar yani oku dedi bana. Ve kâle li la yezâlu aleyke minallâhi hafızun. Böyle okursan Allah'tan senin üzerinde bir muhafız olur. Ayet-el kürsümü korur, bir melek mi vazifelenir onu korur. Yani korunma altına alınırsın. Veren yakrabeke şeytanın hatta tusbaha sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi ya Resulallah. Böyle anlattı o hırsız diye söylüyor. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ema innehu kaç sadakeke. Evet, bu sözleri doğru, sana doğru söylemiş ve huve kezubun. Çok yalancı bir varlık olduğu halde bu sözleri doğru. Bu sözleri sana doğru olarak söylemiş ey Ebu Hüreyre dedi. Ta'lemu men tuhatibu müzü selasin ya Ebu Hüreyre. Yani ey Ebu Hüreyre sen üç gecedir kime muhatap olduğunu, kiminle konuştuğunu biliyor musun? Kultu la, hayır bilmiyorum dedim. Resulullah'a kâle zâke şeytanun o şeytan idi diye buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Görüyorsunuz sahih Buhari'den efendim Buhari'nin bir hadisi şerifiyle karşılaşmış olduk. Peygamber Efendimiz'in zamanında Ebu Hüreyre'nin efendim bekçi için başında durduğu zekat yiyeceklerini beklerken başına gelen bir olayı duymuş olduk. Ama burada bir şeyi öğrenmiş oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre'nin başından geçenleri onun yanında olmadığı halde biliyor ve ona söylüyor. Konuştuğu varlığın kim olduğunu biliyor. Tekrar geleceğini biliyor. Söylediği sözlerin doğruluğunu söylüyor. Yani en son öğrettiği duaların doğru olduğunu söylüyor. Biz de gece yatarken o duayı okuruz bundan sonra ayet-el kürsüyü. Buradan şu çıkıyor ki efendim Allah bildirince başka insanların bilmediği bazı şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bilir. Allah'ın sevgili, mübarek, evliya kulları da bilir. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler bu hadis-i şerifi okuduktan sonra akıllarını başlarına alsınlar. Tabii şimdi birisi diyebilir ki efendim o peygamberdi. Yani o peygambere Allah bildirmiş olabilir. Tabii peygambere Allah'ın bildirmiş olduğu
gaybe ait, başkalarının bilmediği bazı şeyleri peygambere Allah'ın bildirmiş olduğu bu hadisi şerifle ispatlanıyor. O yarım bilginin, yarım şahsın peygamber de bilmezdi sözünün yalan olduğu anlaşılıyor. Bu önemli. Gelelim, peygamber bilir ama başka insanlar bilir mi, bilmez mi? Başka insanlar da bilir. Allah bildirdiği zaman, nasıl peygamberimize Allah bildirdiği zaman yanında olmadığı kişilerin başından geçen olayları görüyor, biliyorsa Peygamber Efendimiz, Allah'ın evliyası da efendim böyle Allah bildirince bilir. Buna din alimlerimiz karar vermişler. Yani o yarım şahıs bunu inkar etse de efendim din alimlerimiz karar vermişler. Keramatül evliyai hakkın. Evliyaullah'ın kerametleri, böyle olağanüstü halleri, bilmeleri vesairesi haktır, gerçektir, vakidir diye bildirmişler. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimizin ta İran'daki komutanına Medine'deki minberinde hutbe okurken birden Ya Sariye El Cebel demesi bir olay olarak kulağınıza gelmiştir. Daha başka bin bir tane olay vardır ama bu hususta ayetler ve hadisler vardır ki peygamberlerden ayrı Evliyaullah'ın, mübarek kimselerin böyle olağanüstü kerametler gösterebileceği, kerametlere mazhar olacağı hadis-i şeriflerle bildiriliyor. En sahih, en meşhur hadislerden birisi nedir? Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurdu ki, kul Allahu Teala Hazretlerine farz ibadetleri yaparak onun sevgisini kazanır, nafile ibadetler yaparak yakınlaşmaya devam eder, devam eder, Allah'ın yakın kulu olur, Allah'a yakın kul olur, erenlerden olur, Allah'ın sevgili kullarından olur. Allah onu sevdi mi artık onun gören gözü, söyleyen dili, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Allah'la görür, yani başka insanların görmediği şeyleri Allah ona gösterir. Allah'la duyar, yani başka insanların duymadığı şeyleri o Allah tarafından bildirdiği için duyar. Allah'la tutar, yani Allah nasip eder onun elinin uzanamayacağı çok uzak mesafelerde bazı şeyler yapmasını sağlar. Allah'la varır, yürür, yani başka insanların aylarca, yıllarca seyahat edip varacağı yerlere bir göz yumup açıncaya kadar tayyi mekan suretiyle varabilir. Bu hadis-i şerif bunu bildiriyor. Evet, yani insanlar eğri otursalar bile doğru konuşsunlar, dinde aslı olan şeyleri inkar etmesinler veyahut kendilerine mahsus çok özel münkirlikleri varsa onları kendilerine saklasınlar da başkalarını da böyle ayetlere, hadislere, aykırı durumlara sevk edip de onların da imanlarıyla oynamasınlar. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.